Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben yaklaşık 3 ay önce, yani Ocak ayında Ocak ayının sonlarında lösemi olduğumu öğrendim. Ve 3 aylık bir süredir, 3 ay yaklaşık 3 aydır tedavim devam ediyordu. Kemoterapi görüyordum. Ve son aşamasına geldik Allah'a çok şükür. Son aşaması ilik nakli. Kardeşimizden iliğimiz uyumlu çıktı, hamdolsun. Ve Allah nasip ederse 2 gün sonra ilik naklimizi görmek üzere inşallah tedavimize başlayacağız. Tabii bu süreçte tedavi gördüğüm süre içerisinde internetten bu konuda birçok araştırmalar yapmaya çalıştım. Fakat hani bu süreçte neler yaşanıyor? Bunları bir türlü hani istediğim cevapları bulamadım bu konularda. Ve benim gibi birçok lösemi hastasının olduğunu tahmin ediyorum. En azından görüşüm bu benim. Bu yüzden hani yaşamış biri olarak bir video çekmeye karar verdim. Bu video biraz kısa olacak ama daha sonrasında uzun uzadıya, belki de gelecek olan sorulara da cevap vermek üzere bir video daha çekeceğim inşallah. Tabii bu süre içerisinde ilik naklini de inşallah gördükten sonra onun için de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bunların nasıl gerçekleştiğini hasta gözüyle inşallah sizlere aktarmak için bu videoları çekmeye karar verdim. Biraz da eşimin de bu konuda telkinleri oldu. Hani en azından inşallah başkalarının sorularına cevaplarını bulmasına sebep olmak adına bu şekilde bir video hazırlayacağız. Ardından uzun bir video yapmayı düşünüyorum bu konuda. Hani neler yaşadım, süreç nasıl oldu, kemoterapi nasıl oluyor? Bütün bunları detaylı bir şekilde inşallah anlatmayı düşünüyorum ama bugünlük kısa bir video yapalım. Kısa bir video çekelim istedim. Arkadaşlar, kemoterapi denildiği zaman aklına geliyor. Herhalde böyle bir makineye bağlanıyor. Hasta bir makinenin içerisine giriyor. İşte uzun uzun tedaviler görüyor falan. Arkadaşlar, bu algı tamamen yanlış. Nasıl? Şöyle anlatayım. Kemoterapi normalde bağışıklık sistemi dahil kanser hücrelerini tamamen yok eden ilaçlardan oluşan bir karışım. Öncelikle şuna söyleyeyim. Hastaneye yattığım günden hani yaklaşık birkaç gün sonra bir tedaviye başladılar. Sarı paketlerde serumlar geliyor ve bildiğiniz koldan damar yolu açılıyor ve oradan hani makine denilen şey küçük bir cihaz ve kemoterapi ilacının damlalarını saymaya yarıyor arkadaşlar. Hızını kontrol ediyor, öyle söyleyeyim. Yani 24 saat boyunca o serumun damlamasını kontrol altında tutuyor. Kemoterapi denilen şey tamamen bu. Peki nasıl oluyor? Arkadaşlar, dediğim gibi nasıl bir hemen hemen herkes serumun ne olduğunu biliyor. Damar yoluyla o sarı paketlerde özel olarak getirilen ve sizin tedavinize özel hazırlanan ilaç karışımı dolu bir paket. Tabii bu tek değil. 4 gün boyunca, kimi zaman 5 gün boyunca arkadaşlar, bu serumlar sürekli o damla sayar cihaza bağlı bir şekilde, kimi zaman 2 saat sürüyor, kimi zaman bazısı 24 saat sürüyor. Bu şekilde 4 gün boyunca arkadaşlar ben üst üste tedaviyi gördüm. 4 gün boyunca bu tedaviyi görüyorsunuz. İlk gün hani ilacın çok bir etkisi olmuyor. İkinci gün artık ilacı böyle ağzınızda hissetmeye başlıyorsunuz. Ağzınıza metalik tatlar bırakıyor. İştahınız kesilmeye başlıyor. Biraz zorlanmaya başlıyorsunuz. Üçüncü, dördüncü gün bu biraz daha fazla ama hani şöyle, benim göğsümde bir kitleyle başlamıştı lösemi belirtim. Ben o şikayetle akciğere başvurdum. İşte akciğer tomografisi falan filan çekildi. Bunları daha sonra anlatacağım inşallah. O yüzden ilacı şuramda çok bariz bir şekilde yani ilacın o etkilerini hissediyordum. Ve o kitleyi tamamen o ilaçlar bitirdi. Bir küçük bir kitap büyüklüğünde bir kitle vardı göğsümde arkadaşlar. Kemik ile akciğer arasında. Ve ben nefes alamıyordum o süre zarfında. O ilaç 4 gün sonunda bitiriliyor ve
11. gün, yani ilacı ilk aldığım günden 11. gün yine kortizon, dekort türü ilaçlar veriliyor. Ve ondan sonraki aşamada arkadaşlar normal serumlarla yaklaşık 15-20 gün bekletiliyorsunuz hastanede. İşte mide koruyucular, normal haplar, tabii bu ilaçlar da veriliyor bunun yanında. İşte en sonunda arkadaşlar tabii saçlarınız bu 20. günden sonra başlıyor. Dökülmeye başlıyor ufak ufak. İkinci bir tedavi ondan 3-4 gün sonra yine başlıyor. Yine aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ve hani benim saçımın hepsi dökülmedi. Saç ve sakallar yarım yarım dökülmeye başladı. Yani şu anda da daha yeni yeni çıkmaya başladı. Bağışıklık çünkü yeni yeni toparladı. Ve tabii ilikten sonra herhalde daha ağır bir tedavi bekliyor bizi. Onu dile getirdi doktorlar. Hayırlısı Allah'tan diyorum. İnşallah onu da sağ salim atlatacağımıza inanıyorum. Tabii arkadaşlar biz yine konumuza dönelim. Peki bu kemoterapi esnasında hissiyat ne oluyor? Nasıl hissediyorsunuz? Özellikle küçük kardeşlerimizi hani en çok bu hastalığı onlar geçiriyor arkadaşlar. Benim hastalığımın tanısı TALL. T hücreli ALL diye geçiyor. İşte bunun BALL var, AML var, çeşidi çok arkadaşlar. Bu hastalığı geçirmeden bunları bilmiyorsunuz. Her birine farklı kendine özel bir tedavisi var. TALL kendini tekrar edebilen cinsten bir hastalık türü. Benim ilik naklim o yüzden gerekiyor. AML'lerde bu gerekmiyor. AML'leri bekliyorlar. İkinci kere tekrar ederse ilik nakli yapılıyor arkadaşlar. İlik nakli de inşallah dediğim gibi başka bir videoda daha güzel bir şekilde anlatacağım. İlik naklinin ne olduğunu, nasıl olduğunu inşallah. Onu da anlatacağız. Biz videomuzu inşallah çok uzatmadan şöyle ben özetle neler hissedildiğini anlatarak bitirmek istiyorum. Arkadaşlar kemoterapi gördükten sonra dediğim gibi birinci gün bir şey hissetmiyorsunuz. İkinci gün işte metalik bir tat ağızda beliriyor ve vücutta yorgunluk başlıyor. Biraz halsizliğe sebep olabiliyor. Kimisinde ishale sebep olabiliyor. İştah kestiği için arkadaşlar çok fazla bir şey yiyemiyorsunuz. Ama Allah'a çok şükür ben kendimi her seferinde zorladım. Biraz ekmeği bol tükettim. Ekmek hastanelerde küçük veriliyor ama ben özellikle dışarıdan ekmek aldırıyordum. Ve o ekmekleri biraz fazla tüketiyordum. Muhtemelen ishal yani çok olmadım. Herhalde ona bağlıyorum. Ekmeğin çok tüketmeme bağlıyorum. Bunun dışında arkadaşlar halsizlik, işte o özellikle o metalik tat insanı mahveden o zaten. O metalik tat vücudunuzdan 4 günden sonra 2-3 gün daha çekiyorsunuz. Yani toplamda 7-8 gün o metalik tadı ağzınızdan çıkarana kadar o kadar gün geçiyor arkadaşlar. 7-8 günü gözden çıkarıyorsunuz. Rabbim kimsenin başına vermesin. Hakikaten uzun süreçli bir hastalık. Daha sonrasında öyle onun dışında yani dediğim gibi onun dışında çok büyük bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Tedavi yani tamamen 7-8 günlük bir sürede size en çok sıkıntıyı veriyor. Sonrası biraz daha rahat geçiyor. Ve dediğim gibi ilik nakli olmadığım sürece kemoterapim sürekli 15 günde bir devam edecek. Bu prosedür gereği hastalık tekrar etmesin diye arkadaşlar. İlk nakli onun için gerekli. Rabbim özellikle küçük kardeşlerimize, anne babalarına sabır versin, onlara da şifa versin. Rabbim kimseyi bu hastalıkla sınamasın. Arkadaşlar çok uzun süre devam ediyor tedavisi. Çünkü benim hala önümde 3-4 ayım var belki tam bilmiyorum ama şu anda ocağın 22'sinden itibaren hastanelerdeyim sürekli gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum ve elhamdülillah şikayetçi miyim? Tabii ki değilim. Allah'tan gelen bir hastalık. Özellikle arkadaşlar özellikle sakin olmak lazım. Bu hastalığı öğrendiğiniz zaman yani sakin olmakta fayda var. Allah'a çok şükür tedavisi var. Elhamdülillah. Bir şekilde doktorlar sizin için mücadele ediyorlar. İlaçları mevcut. Sadece inancınızı yüksek tutun. Allah'a dayanın, ona güvenin, şifayı ondan isteyin. Doktorlar şifa için bir vesiledir arkadaşlar. Bizler Allah'a inandığımız sürece ve ona dayandığımız sürece inşallah bu tür hastalıkların üstesinden gelebilecek bizde o güç,
O kuvvet var arkadaşlar. Allah bize onu vermiş. Sabır gerekiyor bu süreçte. Çünkü uzun sürüyor dediğimiz gibi. Rabbim bütün hastalara şifa ihsan eylesin diyelim. Ne olur bu hastalığı öğrenen kardeşlerimden ricam. Moralinizi bozmayın. Eğer hasta olduysanız, bu hastalığa yakalandıysanız. Kesinlikle ama kesinlikle canınızı sıkmayın. Sakin olun. Yani elinizden geldiği kadar Rabbinize yönelin, ona dua edin, ona dayanın, ona güvenin. İşin sonunda inşallah selamet var. Öyle diyelim ve videomuzu bitirelim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. İnşallah soru varsa, bu süreçte hani neler yaşadığıma dair merak ettikleriniz varsa veya hastanız vardır. Acaba neler yaşanıyor diye sormak isterseniz arkadaşlar yorumlara inşallah sorularınızı bırakın. Ben hepsine elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Videolarda inşallah daha güzel bir şekilde, daha detaylı bir şekilde inşallah yine bunlara yer vereceğim. Dediğim gibi bu bir kısa bir video olarak hazırladım bunu. En azından kemoterapi nasıl işliyor, nasıl oluyor? Yani bunu anlatmaya gayret ettim. İnşallah başka bir videoda yine görüşeceğiz. Allah nasip ederse. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.